Haftanın bir diğer maçı olan Yukatel Denizli Yeni Mahalle maçına geçiyoruz. Bu maç bir birlik beraberlikle sonuçlandı. Çok çetin geçen bir mücadeleydi. Çok fazla faul, sakatlık pozisyonları oldu. İsterseniz önce bu maçın özetini izleyelim, daha sonra yorumlayalım. Yukatel Denizli Yeni Mahalle Belediyesi maçı ekranlarda. Sesi Görenler Futbol Ligi 2. hafta maç özetlerinde Yukatel Denizli GESK Yeni Mahalle Belediyesi GESK maçında ben İslam Kaya sizlerle birlikteyim. Hakem maçın başlangıç düdüğünü çaldı. Sol bariyerde Halil İbrahim Öner topla buluştu. Halil İbrahim çaprazdan girdi. 6 metre üzeri son vuruşu yapamadı Halil İbrahim. Top avuta gitti. Orta alanda topla buluşan Muhammed Ali Ökten. Muhammed Ali soluna çekti, erayı geçti. Bastığı sağına çekti. Muhammed Ali topu ayağından açtı. Topun takibini sağlamaya çalıştı. Son vuruşu yapamadı Muhammed. Kaleci Necati'de kaldı top. Kaleci İslam şu hakem düdüğüyle oyunu başlattı. Orta alandan gönderdiği topa Emre Okuklu ayak koydu. Emre Mustafa Anlaş çarpışmasında iki oyuncu da yerde kaldı. Mustafa Anlaş sakatlık geçirdi bu pozisyonda. Necati sol bariyerinde Recep Aydeniz'le başladı. Recep orta alana doğru ilerliyor. Recep soluna çekti. Bariyere paralel devam ediyor. Recep Gökhan'ı geçti. Karşısında Muhammed. Recep top ayağından açtı. Kaleci İslam topun kontrolünü sağladı. Orta alandan Recep girme mücadelesinde Gökhan topa ayak koydu. Şu an topun kontrolünü sağladı Gökhan. 12 metre üzerinden vuruş. Kaleci Necati. Ve hakem ilk yarının son düdüğünü çaldı. İlk yarı sonucu Yukatel Denizli GESK 0, Yeni Mahalle Belediyesi GESK 0. İkinci yarıya Halil İbrahim Öner'le Yeni Mahalle Belediyesi başladı. İbrahim sol alandan devam ediyor. İbrahim 6 metre üzerinde topun kontrolünü kaybetti. Recep Aydeniz, Halil İbrahim Öner mücadelesinde Halil İbrahim topun kontrolünü orta alanda sağladı. Sol bariyere yapışık vaziyette. Orta alana doğru devam ederken bastı. Solundan devam ediyor Halil İbrahim. 12 metre üzerinde Halil İbrahim. 6 metre üzerinden bir vuruş ve gol. Uzak köşeye vurduğu top. Topu ağlarla buluşturdu Halil İbrahim Öner. Recep Aydeniz 8 metre üzerinden vuruşunda İslam harika kurtardı. İslam kornere çeldi. Recep Aydeniz orta alanda bastı çekti solundan giriyor. Recep Aydeniz 12 metre üzerinden 6 çaprazda girdi vurdu kaleci İslam. Top oyunda Eray sağ bariyerden girdi. Eray iki oyuncuyu geçti. Vuruşunda top kaleye paralel devam etti. Bariyerden seken top oyun alanında kaldı. Recep Aydeniz orta alanda. Muhammed Ali Öktem'den top aldı. Recep Aydeniz soluna çekti. Recep girişi 6 metre üzeri. Vuruşu ve ağlarda top. Recep Aydeniz uzak köşeye yüksekten attığı topta golü buldu. Tekrar Recep kontrol edemedi topu. Out'a gitti. İslam topu hızlı başlattı. Halil İbrahim'e doğru. Halil İbrahim Önel topun kontrolünü sağlayamadı. Ve hakem maçın son düdüğünü çaldı. Evet, maçın özetini izledik. Şimdi yorumcularımızdan Kemal abiye söz vermek istiyorum. Kemal abi, bu maç hakkında neler söylemek istersin? Nasıl bir maçtı sence? Maç güzeldi. Yukatel Denizli 2-1-1 sistemiyle oynadı. Defansta ilk başta Mustafa Anlaş ve Emre Okutlu ile başladı. Orta sahada Eray ve ileride Recep şeklinde oynadı. Daha sonra ilk yarıdaki Mustafa Anlaş'ın pozisyonda Emre Okutlu ile çarpışması sonucu burnu kırıldı. O andan sonra Cemal girdi oyuna. Tabii bu da biraz şey oldu. Takımda bir açıklık vermeye ağır kaldı Cemal çünkü bazı pozisyonlarda. Yalnız istatistiksel olarak şunu söyleyeyim. Yeni Mahalle'de 2-2 oynadı. Yeni Mahalle'de şu olay vardı. Mehmet Üzüm hariç Gökhan Yüce, Muhammed Öktem ve Halil İbrahim Önel. Hepsi top sürebilen oyuncular. Mehmet Üzüm bile bazı pozisyonlarda topu sürüp çıkmaya çalıştı. Bu da
İlerleyen süreçte takımın genç olmasından dolayı ileriki yıllarda bayağı bir yeni mahalle, ki yedeklerde Ömer Efe var. Onu da hatırlatayım. Güzel bir kadroyla geliyor. Kalede zaten Muhammed İslam var. 3 tane şut kurtardı. Recep'in golünde de artık yapacağı bir şey yoktu diyebiliriz. Emre Okuklu teke tek Halil İbrahim Önel ve Muhammed Öktem'in girdiği pozisyonlarda 14 tane top aldı. Yani girdiği pozisyonları düşünürsek, ikinci yarının başında arka arkaya sol kanattan Halil İbrahim Önel'in pozisyonda Cemal'in biraz ağır kalmasıyla tehlike yarattı ve zaten üçüncü pozisyonda golü de buldular Yeni Mahalle Belediyesi. Son 2,5 dakika kala Recep'in golüyle durum 1-1 oldu. Maçta ciddi anlamda fauller vardı. Biraz da hakemlerin artık şey yapmasıyla alakalı diyeyim. Bazı pozisyonları tölere ediyorum hesabıyla vermemesi, faulleri biraz daha güzel oynanan bir oyunu gerginleştirdi diyebilirim. Kemal abi, bu değerli yorumların için sana teşekkür ediyorum ve sözü Ebubekir'e veriyorum. Ben bu maçı İzmir Çankaya maçında olduğu kadar çok takip edemedim. Daha doğrusu özetlerden takip edebildim maçı ve harici olarak maçı direkt takip eden arkadaşlarımdan öğrendiklerim kadarıyla konuşacağım. Recep Aydeniz bildiğimiz üzere ilk maçına çıktı bu maçta. Sakatlıktan dönmüştü kendisi. Avrupa Şampiyonası'nda sakatlanmıştı. Bir önceki haftada bu maçla alakalı konuşmuştuk. Recep'ten ötürü Denizli'yi galibiyete daha yakın görmekle beraber beraberliğe yakın bir oyun olabileceğini söylemiştik. Sakatlıklar da buna biraz çanak tuttu diyebiliriz. Sakatlıkların oluşması olsun. Örnek veriyoruz. İşte Emre Okutlu 14 tane top kapan bir oyuncu. Fakat ayak baş parmağından sakatlandı. Yanlış bilmiyorsam Mustafa Andaş da sakatlandı diye biliyorum. Doğru biliyorum değil mi Kemal abi? Yanlış hatırlamıyorum. Burnu kırıldı. Evet. Çarpışma sonrası. Yani bu maçta sakatlıklar her şeyin önüne geçti diyebiliriz. Evet, bu Denizli arada adına. Evet. söylemeyi unuttum galiba ama pozisyonun birinde de ikinci yarıda Muhammed Öktem'in kaşı açıldı. O da Yeni Mahalle Belediyesi'nde sakatlananlardan. Yani hakemlerin biraz konuyu ağır kalmasıyla alakalı sakatlıklar yaşandı Evet, diyebiliriz. bildiğimiz gibi zaten baby futbol sert bir oyun. Hakemlerimiz de ne zaman nerede müdahale edebileceklerine dair yani sıkıntılar yaşıyorlar. Gerçekten bazı maçlar çok sert geçiyor. Yani 5 faule belki 5. dakikadan ulaşılacak iken 10. dakikalar, 12. dakikalar belki de ilk yarı bitiminde bile 5 faul tamamlanmamış olabiliyor. Hani sertliğe çok izin verilebiliyor maçlarda. Bu sertliği de kaldırabilecek oyuncu sayısı bizim ligimizde çok da fazla yok. Herkes aşırı antrenman yapamıyor. Fizik kalite anlamında çok yüksek bir lige sahip değiliz. Bunu zaten Avrupa şampiyonalarında olsun, dünya şampiyonalarında olsun, gittiğimiz olimpiyatlarda olsun bu sorunu yaşıyoruz. Fizik kalite hep bizi zora sokuyor. Ama maça yine tekrar dönmek gerekirse bu kadar sakatlığa rağmen Denizli kazanabilirdi. Recep'in vuruşlarını İslam gerçekten büyük bir tecrübeyle çıkarttı diyebilirim. İslam'ın da iyi oyunuydu da beraberlikte sonuçlanan bir maç oldu. Bu şekilde yorumlarım bu maça dair, Hilmi.